Bayanlar baylar fantastik diyarlara hoş geldiniz. Klee dün yayınladığı bir bildiriyle Çin'in Buffalo Yolu'nu kutlamak için Buffalo eventi ekledi oyuna. Bu eventle neler gelecek onları hemen bir kısaca bahsedeyim. Ondan sonra da konuşmamıza devam edeceğiz. Buffalo Yolu'nu kutlamak için bir etkinlik eklediklerini belirttiler. İki özel e, giriş eşyası da bunlara dahil olmuş. E, Kidon Star girdiğiniz zaman zaten veriyorlar. Onun dışında da bir sürü ödüller olduğunu belirtmişler. Festivallere katılmak için, festival yapabilmek için bir bufalo tapınağı yerleştiriyoruz. Daha sonra işte bufalo eğri yaptıktan sonra onun beraber bufalonuzu kostümlerle donatabilmek için de bakım, bakım istasyonu yapıyoruz. Bu şekilde bir event inşa etmiş oluyoruz. Yalnız ben şu an size sormak istiyorum. Gerçekten tamamen Don e, Don't Star Together Çin'e bağlamış durumda kendini. Yani Çin merkezli devam ediyor işlerine. Bunun da hemen size bilgisini verip daha sonra da size sormak istiyorum. Bu event'i çekmemiz gerekiyor mu? Bu event'i yapmamız gerekiyor mu sizce? Yani sürekli Çin'e çalışan bir Don't Star Together mı olacak yoksa işte herkesi dinleyen bir Don't Start To Gelirme olacak. Bir de bunun yanında e, Victorian koleksiyonu diye bir koleksiyon üretip onu da tabii ki herkesin satışına sunmuş. Eski verdiği e, kostümleri kaçırdıysanız falan filan diye de kendi sitesine hesabınızı Steam hesabınızı bağlatarak bunları elde edebileceğinizi belirtmiş. Yeni Twitch ikonları da zaten bunlar daha eskiydi diye biliyorum. Öyle hatırlıyorum. Bunlardan çıkmıştı diye hatırlıyorum. Onları da eklemişler. Evet, ben bu güncelleme ile gelen bu follow yılını kutlayacak bir çekim yapmak istemedim şu an için. Sizin bir fikirlerinizi almak istiyorum. Siz Donstar Together sevenler, şimdi tamamen böyle fanlaşmış durumda olanlar da var. Eee işte Çin Çin takvimiyle gelen güncellemeleri yapsalar ne olur falan filan diye söyleyenler de var. Ama kendini bozuyor diyenler de var. Ben sizin fikirlerinizi öğrenmek istiyorum. Sizce bu güncellemeyle gelen olayı yapmak mı sizin için keyifli olur yoksa yapmadan oyunu oynamaya devam etmek mi? Bununla ilgili fikirlerinizi yorum olarak paylaşırsanız belki sizin sizden gelen fikirler doğrultusunda çoğunluk ne isterse e ee, bu event'i gösterebiliriz. Bunu da paylaşabiliriz. Daha önce eventleri yapmıştık ama hiç aklımıza gelmezdi bu bu derece çine bağlılıkları. Ee, daha önce de zaten çektiğim videoda da görmüşsünüzdür. Satıl e clay'inin satıldığı videoyu da paylaşmıştım. İzlemeyenlerimiz varsa onu da izleyebilirsiniz. Ama bundan sonrası için tabii ki Orada Çin ve diğer dünya ülkeleri diye bahsetmeleri zaten hoş olmamıştı. Onu da belirtmiştim. Şu anda da sadece Çin takvimine bağlı bu denli güncellemeleri yapmaları hoş oldu mu? Hoş olmaya devam mı ediyor? Bu event'i yapmalı, oyundan sadece keyif alıp devam mı etmeliyiz. Fikirleriniz benim için önemli. Fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ayrıca bugün 12 saat boyunca Don't Start Together yayınımız olacak. Twitch'te de bu yayına gelebilirsiniz. Ee, Youtube'da yayın açmıyorum bu tarz uzun yayınları. Youtube çok etkileniyor canlı yayın sürekli açmamızdan dolayı diye. O yüzden Twitch'e gelip videonun altındaki linkten Twitch'e gelip orada da 12 saat boyunca oynayacağımız Don't Start Together yayına katılabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.